Oto Fizik bölümü son sınıf öğrencisi Batuhan Dereli, 71 yılda bir yörüngesini tamamlayan ve şeytan kuyruklu yıldızı olarak bilinen pons Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurduğu teleskobuyla gözlemleyerek fotoğrafladı. Ortalama bir insan ömründe bir ya da iki kez gözlemlenebilen şeytan kuyruklu yıldızını kaçıranların dev kuyruklu yıldızı bir daha görebilmesi için 2095'i beklemesi gerekiyor. Buradaki filtre çekmecesi sayesinde bu tekerleği de uzaktan kontrol ederek her bir objenin her bir yapının farklı farklı pozlanabilmesini sağlıyoruz. Buradaki haritamıza girdiğimizde şu anda Polaris'e doğru baktığımızı Polaris'i gördüğümüzü görebilirsiniz. Şu anda 268 derece batı ufkunda ve ben bu arkadaşa git dediğimde artık teleskobum benim için buradaki database'den aldığı görüntülerle batı ufkundaki kuyruklu yıldıza doğru ilerliyor. Çok az e, bu anlatım kısmını bekliyorum. Hangisi? tamam. Bu 2009 yılında Dünya Astronomi Yılı olarak tabir edilmişti. O zamanlarında ilk bir küçük teleskobum vardı. Daha sonrasında Pandemi yılına denk geldiğimizde e, gökyüzüne başlamış oldum. Küçük teleskopum ne yazık ki alamadım. Yani lüks tüketim vergi sınıflandırmasına girdiği için bu teleskop sistemleri. Her genç gibi baba, anne, babadan çok istedim ama bir imkansıza yakın cevap almıştım. E, eniştem, teyzemler sayesinde Amerika'dan bana hediye etmişlerdi. Yani onların sayesinde ilk başlangıcımı yaptım diyebilirim. E, daha sonrasında 2019 yılına geldiğimizde tripod ve fotoğraf makinesiyle her amatör gibi gibi ben de aslı fotoğrafçılığa hayal kurdum ve bu pandemide herkes eve kapanırken ben kendi evimizin bahçesinde gökyüzünün fotoğraflarını çekmeye çalıştım. Ve belli bir noktaya geldikten sonra Amerika'daki dostum sayesinde Türkiye'ye her geldiğinde bana bir teleskop parçası hediye etti ve teleskop verdi. Yasef Behar onun sayesinde ben şu anda bu noktadayım küçük bir dijital kamerasıyla ilk ay fotoğrafını çektim. İlk Jüpiter'in videosunu çektim derken heyecan orada başladı. Araya lise girdi. Bir astronomi topluluğu kurdum. Oradan üniversiteye gittikten sonra fiziği seçtikten sonra bir baktık Pandemi de başladı. Pandemi gelince eve kapandık. Bu sefer yaşımın büyümesiyle daha üst düzey teleskoplara geçişin ilk adımını attım. Yıldızları takip edebiliyordum ve arasında kalan nebulaları, galaksileri çekebiliyordum. Bunu inanılmaz bir heyecanla, bir çocuksu duyguyla yaptım ve ben bu duyguyu kaybetmiyorum ve kaybetmemeyi de istiyorum çünkü beni hayatta tutuyor. Aynı zamanda eşim hiçbir şekilde gökyüzüyle ilgisi yokken bile o gökyüzüne aşık olmuş bir kadın. Yani etrafında bu bulaşıcı bir hastalık. Yani şu an herkese heyecanlandırabileceğini düşünüyorum. Yeter ki karanlık bir ortamda, karanlık bir gecede kafanızı gökyüzüne çevirin. 50 bin yılda bir dünyayı geçip yakınından ilerleyen bir kuyruklu yıldız vardı ve bu kuyruklu yıldızı yakalamıştık. Geçen sene Şubat ayında, kışın bütün gökyüzü kapalı iken kilometrelerce ötede İzmir dikiliği bulduk ve hava açıktı. Eşimle beraber orada sabaha kadar o e, 3 derece diyeyim, siz bana eksi 3 derece deyin. O soğukta biz bunu gözlemledik, fotoğrafladık. Yaklaşıyor. 3 aydır bunun yaklaşması biliniyor. Şeytan kuyruklu yıldızı olarak biliniyordu bunu. Şeytan kuyruklu yıldızı Devil Comet olarak Geçiyor. Ee, i̇çindeki patlamalar böyle e, şeytan boynuzu yaptığı için bu aslında adlandırılıyor. Artık o boynuzlar da böyle bir kuyruk formuna geldi. Kuyruk formuna gelmiş olması e, çıplak gözle görebileceğiniz manasına gelmiyor. Bir dürbün ya da bir teleskoba ihtiyacınız var gene. Ama bir fotoğraf makineniz herhangi bir fotoğraf makinesi markası önemli değil cep telefonunuz da yok. Yeter ki sabitleyin ve batıyı tertemiz bir gökyüzünü e, 10 saniye 20 saniye 30 saniye 60 saniye pozlarsanız Hepiniz görebilirsiniz. Çünkü 71 yıl sonra sadece gözükecek bu tekrardan. Şanslıysak hepimiz görebiliriz. E eşimin başını etini yiyorum. Bu kuyruklu yıldızı yakalamak zorundayız. Gitmeliyiz. Gökyüzünü açık bulmalıyız. Havaya bakıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Saatime bakıyorum ve bulut. Bulutlar geliyor ve bulutların arasında bunu yakalamaya çalışıyoruz. Ee, finalde şöyle bir şey var. Onu yakalayabilmek şunu biliyorsunuz. Evrende kendinizin yaşını Yaşadıklarını her şeyi düşünün. Galaksi'nin bir ucundan dönmüş 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 ve kendi dünyamızı yakınına gelmiş ışıldayan belki yaşamın kaynağının bir parçasını taşıyan bu kuyruklu yıldızı yakalayabildim. Bu benim için gurur verici bir işlem. Çocuklarıma gururla anlatabileceğim. Diyeceğim ki ben bunu yakaladım ve onlara bunun hakkında bütün bilgileri anlatabileceğim. Onun sadece bir nokta ya da bir kuyruk olmadığını anlatabileceğim. Ama Marmara'ya geldiğimizde İstanbul'a her taraf ışık kirliliği. Bence <laughs> ışıkları kullanmadığımız kapatalım. Çünkü birisi gökyüzüne bakıyor olabilir. Her zaman bunu düşünün. <laughs> Uzun lafın kısası. <laughs> yıldızlar cidden hayatımı değiştirdi. <laughs>